Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığ'a Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Şöyle 21 numara tığım var arkadaşlar. Size yine iğneden tığa bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Bakın. Şöyle. Bu küçük kaya ve yanına bu şekilde sinek kanatlarından oluşan böyle kayasıyla da oyası, hem yaprağı hem de çiçeği takım olan bir model. Uzun zamandır bu iğneden tığa modeli size çekmeyi düşünüyordum arkadaşlar. Böyle bugüne fırsat oldu. Çünkü beğendiğim, sürekli iğne oyasında da bunu böyle yapıp sipariş yaptığım bir modeldi. İğne oyasını bu şekilde sizler için tığa çevirdim. Evet, şöyle ilk önce tabii ikişer zincir veya üçer zincir çekerek tığlama işlemini hazırlıyoruz. Sonra bu çimenini ve en son da bu çiçek kısmını yaparak bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimiz bu. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim. Şöyle sık iğne ile ipimizi sabitledik arkadaşlar. İlk başlar gibi yapacağız. Lakin burada böyle kayayla başlayabilirsiniz. Ben ekranda güzel gözüksün diye şöyle ortada çiçek, kenarda kayalar. Şuradaki 8 tığ battım mesafesini vererek başlıyorum. Evet. 5 tane, 3, 4, 5 tane yapmışım. Şöyle tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Şöyle 6. tığ battıyı. 3 zincir, 7. tığ battı. 1, 2, 3 zincir, 8. tığ battı. 8 tane böyle kayadan sonra mesafeyi verdik. Ve şimdi ters tarafını çevirdim. Tığ battının içine sık iğne ile sabitleyip 7 tane zincir çekiyorum. Bunu 3. tığ battıya. Bakın, ortada bir tane boşluk kalacak ve buraya bir tane zincirden yuva oluşturdum. Kenarda da bakın 5 tane tığ battım kaldı. Şöyle bir zincirle dönüşümü yapıp 7 zincirli yuvaya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya sinek kanadı yapacağım. Bu sinek kanadı hem de yaprak olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bakın. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim. İpimizi esnetiyoruz. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Böyle kalıp gibi olsun diye ipinizi esnetmeyi unutmayın. Evet, şöyle bakın. Sinek kanadımızdan yaprağımız hazır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zinciri çekiyorum. Buraya bir dal oluşturacağız. Bu 7 yerine arkadaşlar burayı 9 çekelim. Biraz daha uzun olsun. Öbürküsü biraz sanki kısa gibiydi. Dalımızı bir tık daha uzun olsun diye. 9 iyi. Şimdi bunu buraya sabitledim. 1. Bugün 2, 3, 4, 5. 5 zinciri çektim. Hemen bu 9 zincirin tam orta kısmından giriyorum. Ve 9 tane de buraya zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Hemen çevirdim. Bakın buraya sık iğne ile girip sabitliyorum. Sık iğnenin arasına 9 zinciri kapattım. Bu 9 zincir de bu çiçeğim için yuva olacak. Yine 5 zincir. 5 zinciri buraya yuvaya kapattım. Şöyle. Dalımız hazır. 5 zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Sinek kanadı yapacağız.
1, 2, 3, 4 zincir. Ters tarafına çeviriyorum. Bu 5 zincirin ara kısmından girip sabitledim. 10 tane zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıkı sıkı 10 zincirimi çektim. Çevirdim. Buraya yuvaya kapatıyorum. Evet, sinek kanadım hazır bu şekilde. Ve buraya dibine bir sık iğne. Tığ batı seviyesi için yine dibine bir sık iğne. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay. Bir dal ve yaprak. Birebir iğne oyasında. Ne yaptıysak aynı şekilde. Şimdi 5 tane tığ battı. Bu tarafı da veriyoruz. Bunu ilk 2 zincir. Diğerleri 3 zincirden vereceğim. Bu ilk tığı battım. İkinci. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bu ara mesafesi tamam. Hemen bu kayamızın yapılışına başlayalım. Onu da hemen anlatıyorum. 2 defa. Bu şekilde tığımı doladım. Yandaki tığ battıya trabzan yapacağım. Bakın 2, şöyle 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Artık sinek kanadını iyice. Arkadaşlar şöyle gösterdim. Anlaşıldı. Bayağıdır iğneden çeviriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri çekip şöyle sinek kanatlarının fazla büyük olmasın diye bu şekilde yapıyorum. 8 zinciri daha hoş duruyor arkadaşlar. Şimdi 5 zincir. Yanına bir tane daha yapıyorum. 3 zincirle dönüşümü yaptım. Orada 10 zincir yaprak olduğu için, burada kaya olduğu için dönüşler 8 zincir arkadaşlar. 4, 5, 6, 7 ve 8. Döndüm. Bu trabzana 2 tane sinek kanadı. Bakın, hemen şöyle. Dip kısmına bir tane sinek kanadının dip kısmına daha güzel dursun diye bir sık iğne yapıyorum. Ve buraya 3 tane şimdi tığ battı yapacağım. 2 zincirimi çektim. Hemen tığ battı. 3 zincir. Tığ battı. 3 zincir. Tığ battı. Şu dipteki sık iğne de arkadaşlar olduğu için bu ilk 2 çekerseniz bakın marullanmıyor. Onunla aynı seviyede oluyor. 3 buraya çok geliyor. Evet. Şimdi tığımızın başını 2 defa dolayıp hemen buraya 3 seferde aldığım bir trabzanı yapıyorum. Bakın. Ve 5 zincir. Trabzan ara kısmına 5 zinciri kapattım. 3 zincirle tersine döndüm. Ara kısmından girip buraya sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri hemen bu aşağı indiğim 8 zincirin ara kısmına sabitledim. Bakın bu şekil oluyor. Bunu yarım bıraktık sinek kanadını. 7 zincirli diğer ilk 8 zincirli yuvadan sabitledik. Ve buraya 5 zincir çekiyorum. Hemen dönüşümü yaptım. Zincirin ara kısmından girip buraya sabitledim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen kapattım. Bu şekilde. Buraya da 2 tane sinek kanadı yapacağım zincirin ara kısmına. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri kapatıyorum. Evet. Bir tane daha yapalım. Bir tanesini yaptık. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir.
Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Ters tarafından şöyle 8 zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Şöyle. Şimdi buraya iki tane sinek kanadını yaptık. Arkadaşlar daha öncekilerde de buna benzer bir tane yapmıştık kaya. Burada ne yapsan kayıyor arkadaşlar. Diğer zincire geçildiği takdirde buraya bir tane sahte sık iğne yapıyorum. Bu normalde yapabilirsiniz. Şöyle zarif dursun diye. Çünkü şu sinek kanadı ne yapsın arkadaşlar kayıyor aşağı. Bu 5 zinciri çektiğinde. Şöyle burada yukarıda şöyle göstereyim bakın. Bunu böyle bakın bu sık iğneyi yapmadı. Bu şekilde bile aşağı meylediyor bakın. Sık iğneyle bunu böyle bu tarafı tutan sık iğne. Buraya bir tane minik sahte sık iğne veya normal sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bu trabzana kapatıp buraya bakın bir sinek kanadı oluşturdum şöyle. Yapalım. Yanına hemen bir tane olduğuna göre bir tane daha yapıp ikiye tamamlayıp burayı tamamlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Trabzana girip sabitledim. 3 zincir. Ters tarafından hemen kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim. Buraya yuvanın içerisine girip sabitledim. Kapattım. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. Hani 8 zincir çekip yuvayı hazırlamıştık ya. 8 zincir çekip yaprak mesafesine geleceğiz. Çimeni bu kadar arkadaşlar. Zaten çimeni sizi biraz oyalar. Yoksa çiçekleri kolay kolay yapılır. Bakın. Yeni bir yapmayacağımız için arkadaşlar şunu yani yeniden yapmayacağımız için anlaşıldı. O yüzden devam ettirmeyeceğim bu 8 taneyi. Bu şekilde bakın çimeni bu arkadaşlar. Şöyle ütülemeden önce de şu şekilde şuralarını şöyle geçip ütüleyince de güzel durur. Sıkı çekerseniz onlara da gerek yok arkadaşlar. Şimdi ben biraz size gösterirken hırpaladım. Bu şekilde. Evet. Şu çiçeğin de yapılışını gösterelim. Çiçeğimizde bu ara mesafemizde hepsine kanadı. Yapraklarımız da tabii ki böyle. Çimenimiz bu. Evet, şöyle turuncu ipimizi ip tığımıza tutturduk. Buradaki 9 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile girip ipimi sabitliyorum. Şöyle köşeye çekersek arkadaşlar rahat rahat yaparız. Bunu en dibine çekelim şöyle. Buradan başlayınca rahatça 5 tane çiçeği alır. Evet. 5 zincirimi çektim. Buraya yuvaya kapatıp sabitliyorum. Aynısı. Hiç değişen bir şey yok. 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Yuvanın içerisine girip sabitledim. Bakın. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Çevirdim. Şöyle arkadaşlar. Çekeyim diğerinin yanına. Sinek kanadımızı tamamladık. Birbirine yakınlaştırarak böyle yapıyoruz. Bu 1, 2, 3, 5 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 9 zincir. 5, 6, 7, 8 ve 9.
Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zinciri iyice sıkı çekmek önemli burada. Bir de arkadaşlar ipi güzelce esnetmek önemli. Şöyle kalıp gibi sinek kanatlarımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Çevirdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirle bir minik pipirik oluşturuyorum iç kısmını. Sonra 4 zincirle şöyle yukarı çıkmak işlemini tam orta kısmından yapıyorum. Ve 9 zincirle de atma işlemini yapıyorum. 7, 8 ve 9. Evet bakın 400 tane oldu bile. Şöyle turuncunun portakal tatlılığı da portakal çiçeği gibi oldu. Tekrar 5 zincir. Sonuncu sinek kanadımızı da yapalım. Buraya kapattım. 1, 2, 3 ve 4. Çeviriyorum. 5 zincirli yuvaya kapatıp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ve 9. Yeşil yuvaya dala kapattım. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Hemen arkadaşlar en son kopardığım ipi her zaman söylüyorum. Şöyle bakın buradan bir tane almadan şöyle Bismillah. Geçiremiyoruz bazen arkadaşlar. Bir veya iki ne tutturabilirsiniz arkadaşlar. Şu kameradan gördüğüm kadarıyla yaptım. Hemen bu ipleri yakıp temizleyip gelin. Bakın zincirler sıkı çekildiği için sinek kanatları böyle kalıp gibi, ütülü gibi çıkıyor. Evet, modelimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar. Şöyle birebir iğne zarifliğinde bir model hazırladım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu dalı bakın 9 zincirden. Bu dalın zinciri de şöyle çiçeğin zinciri de 7'den. Şöyle biraz daha yukarıda tutsun istedim çiçeğimi. Çok yaprağa yakın olduğu için. Bu da biraz daha yukarıda olduğu için bu şekilde yukarıda tutmak istedim. Hangisini tercih ederseniz bu yaptığımız sizde 9 zincirli. Daha önce hazırladığım dalımda 7 zincirden. Yine aynı şekilde oluşuyor. Evet, modelimiz bu. Gerçekten hoş, güzel, zarif bir model hazırladım. Bakın yakından şöyle daha hoş gözüksün. Şöyle çiçeğin arasında bir tane kaya veyahut da şöyle kayaların arasında bir tane çiçek olarak ekranda tutayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Böyle iğneden ta videosunu çekmek istediğim bir model oldu. Şöyle uzaktan da çok mu uzak gözüküyordur inşallah. Şöyle bir de size doğru sallantılı halini. Bakalım. Hepsini bir şöyle biraz uzaklaştırıp daha net göstereyim arkadaşlar. Turuncu turuncu da çok tatlı oldu. Kalıp gibi böyle ütülü gibi bir model oldu. O da zincirleri sıkı çekilmesi. Ve zinciri sıkı çeken herkes arkadaşlar bu modeli yapabilir.
Güzel bir model hazırladım gerçekten sizler için. Şöyle bir tülense daha bir kalıp olacak. Şöyle geçit töreni gibi. Sizler de arkadaşlar emekler için beğeni ve yorum yaparak böyle bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.